Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız kardeşimle beraber sizin için bir çay tarifimiz olacak. Bu kombuça çayı bir mantar türü bakteriden oluşan çok tuhaf bir mantar türü. Kendi kendine üreme yapan bir çeşit mantar arkadaşlar, bakteri. Bu bizim yağlarımızı hızlı bir şekilde eritip bizi zayıflatacak ve tabii ki bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ki bu dönemde bizim için en önemlisi bu ve vücudumuzdaki herhangi bir kötü bakteri iltihaplanma varsa bunları giderilmesini sağlıyor arkadaşlar. Çok güzel faydaları var ama herhangi bir ciddi sağlık sorunuz varsa lütfen doktorunuza danışmadan içmeyin arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi mantarlarımızı içinden çıkartmamız lazım. Dikkat etmemiz gereken bir konu var. Ellerinizi sirkeyle yıkayın. Ben şu anda ellerimi sirkeyle yıkadım. Çünkü elle çıkması lazım. Bakın, bunda daha çok yeni bir mantar oluşmuş. Evet, bunlar kat kat oluyor ve çok hassas. Daha çok taze. Bir tanesi de aynı şekilde içinde. Şimdi onu da çıkartacağız. Bu çayı günde bir bardak içmeniz yeterli. Yemeklerden yarım saat önce içtiğiniz zaman hazmı kolaylaştırıyor ve yağlarınızı yakıyor. İşte arkadaşlar, burada Bu kaç günlük? bu 10 gün önce oluşan mantarımız. Bu diğeri de bir 10 gün sonrası. Burada en büyük mantarımız var. Evet, çıkarırken dikkat etmemiz lazım çünkü çok hassas ve yırtılıyor. Bakın arkadaşlar, burada da yenisi oluşmuş. Daha yeni, taze. Bu şekilde. Renginin koyu olması çaya tamamen bağlı. Bunu farklı bitki çaylarıyla demlediğinizde rengi daha da açık oluyor mantarımızın. Biz normal siyah çayla demlediğimiz için rengi bu şekilde. Yaklaşık bir 10 dakika geçti. Çayımız demlendi. Kamerada rengi çok koyu görünüyor ama öyle değil aslında. Şekeri erisin diye iyice karıştırıyoruz. Erimiş zaten sıcak suda, çok da bir şey kalmamış. Rengi çok tuhaf görünüyor kamerada ama hani o şekilde değil aslında. Bayağı bir koyu görünüyor. Evet arkadaşlar, mantarımızı aldıktan sonra çaylarımızı bu şekilde süzdük. Şişelerimi yıkadım. Şimdi tazesini demlemek için her şey hazır. Evet, bu gerçekten çok faydalı bir çay oluyor arkadaşlar. Kan dolaşımı düzenleyerek tansiyon sorunu yaşayanlara destek oluyor. Özellikle yüksek tansiyonu dengelemede etkili oluyor. Bu sayede vücudu kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Taze küçük mayamızı yine buraya koyuyorum. Büyük anamız yırtıldı biraz. Bunu da buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu süzdüğümüz çaylardan yine
mayalamak için, mayalanmasını hızlandırmak için yaklaşık yarım çay bardağı kadar ekliyoruz. Ve bu şekilde kombuçalarımız hazır. Bir 10 gün yine fermente süresi var. Fermente edildikten sonra aynı işlem yine yapılacak. Bunları bu şekilde süzdüm. Dolapta bekleteceğim bunları. Bir gün boyunca iyice soğusun. Asitli bir içecek oldu. Ben içinde tarçın sevdiğim için çubuk tarçın içine attım arkadaşlar. Daha da farklı bir lezzet katıyor. Siz de istiyorsanız tatlandırabilirsiniz. Bu şekilde. Kapakları açık olsun. Asitlendiği için taşabilir dolabın içinde. Bu şekilde arkadaşlar.